Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın, iyi haftalar. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve güzel haftalar diliyorum. Tabii siz bu sabah daha bir heyecanlısınız. Çocuklar tekrar okula başladı sömestrin ardından. Ya evet, evet. Bazıları dün akşam uyku tutmadı. Bartu değil mi en başta? Bartu rahat, en rahatları Bartu. Aa süper. Yani kız çocuk daha farklı oluyor, muhtemelen en rahatsız olan o olmuştur. Evet. Çünkü çok heyecanlanıyorlar. Evet, yani hem dersleri iyi oluyor, hem bir de farklı, hani ne giyineceğim, ne yapmalıyım çünkü. Hakan bir de defterlerine, kitaplarına, ders notlarına, işte sınava hazırlık test kitaplarına falan baktım. Vallahi o yaşta çocukların taşıyabileceğinin çok daha ötesinde çok ağır bir müfredat ile karşılaştım. Ya biz rahatmışız çok ya. Çok ağır. İnan bugün Bora'nın test kitaplarındaki soruları üniversiteyi bileğinin hakkıyla, başarıyla bitirmiş pek çok üniversite mezunu bilemez, hatırlamakta güçlük çeker. Tahmin edebiliyorum. Hakikaten tahmin edebiliyorum. O yüzden Osman, yani Osman Terkan'ın sorduğu sorulara sizin çocukların yaşındaki çocuklar böyle gülerek bakıyor. Dalga geçiyorlar yani. Gerçekten. Gerçekten. Yani bu müfredatı bir hakkın sayfa sayfa yerine getiren okulların öğrencileri yaşlarının çok ötesinde bilgilerle dolduruluyorlar. Ayrıca bu yaştaki çocuk hafızasının bu denli zorlanmasına, bu denli yüklenilmesine gerek var mı yok mu doğrusu cevap vermekte zorlanıyorum. Evet. Bu arada Okan Bayülgen'in programına çıktı Osman Terkan. Yani canlı yayın konuğu değildi. Star Haber'den alınmış görüntüleri verdiler. toplumun geldiği yerdi herhalde, Okan gösterdi onları. Kıbrıs sorusuna sadece yer ayırmış. O yetiyordu zaten. Yetiyordu, evet. O yetiyordu, evet. Yani Kıbrıs Güneydoğu'da güzel bir... Kıbrıs'ın Sicilya taraflarında olduğunun ortaya çıkması. Evet, zaten. Hakikaten Christoph Kolomb'un bile, değil mi? Tabii. Kemiklerini sızlatabilecek, ah niçin vakti zamanında biz bu keşfi yapamadık. Ya da işte Magellan'ın falan... gerçekten ruhlarını rahatsız edebilecek kadar önemli bir buluş. Evet, yani Kaptan Kusto duysaydı yerin altından hiç çıkmazdı, suyun dibinden. O derece yani. Hatta Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir kent dendiğini bile hatırlıyorum. Güzel bir ilimizdir, güzel bir yerimizdir falan dendiğini bile hatırlıyorum. Bunları bir tarafa bırakıp, bugün sevgililer günü ama ayrıca Mevlid Kandili olduğu için, sevginin en hassının yoğun yaşanacağı bir gün olduğu için biz daha öncelikle tutuyoruz Mevlid Kandili'ni. Böylece sevgililer günü herkese yarayacak ilk defa. Çünkü hep sadece ve sadece sevgililer düşünülüyordu o günde, ama bugün Mevlid Kandili olduğu için sevginin en yoğun olacağı bir gün. Çok dualar güzel. Dualar edilecek. Evet. Yani çok güzel bir gün bugün. Şimdi tabii sevgililer günü hediyemi ben dün Yılmaz Özdil'den aldım. Yazısıyla aldım. Dünkü yazısı bir bebeğimiz oldu diyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dünyaya gelen, ki siz Star Haber bülteninde de vermiştiniz. Evet. Bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı ilk fil bebeğimiz oldu. Bir bebiş fil. Evet. Şimdi Yılmaz Özdil çok güzel şeyler yazmış. O kadar güzel şeyler ki okuyucularımıza bırakıyorum. Okumamış olan varsa tabii bırakıyorum. Şimdi diyor ki adı ne? Hepimizin bebeği o diyor. Adını siz koyacaksınız. İzmir. Ama söylemiş değil mi? Önerisini de yapmış Yılmaz. Tabii. Yani yazıyı okuyacak. Biz o zaman o öneriyi desteklediğimizi buradan ifade edelim. Evet. Hakikaten o minişin adı İzmir olsun. Evet, ben gittim, oyumu kullandım. Zira www.izmir.belediyeninbeli, yani bel.tr, çok basit bir adres. Evet. izmir.bel.tr. Gidiyorsunuz, orada zaten fotoğrafı da var. Filmimizin adı ne olsun diye bir anket. Ben gittim, tıkladım, oraya yazdım, İzmir dedim.
Siz de gider oyunuzu verirseniz sevgili dinleyiciler çok hoş olur. Çünkü Yılmaz Özlü diyor ki annesinin adı Prenses, doğduğu şehir Prenses, prensesidir o, Türkiye'nin İzmir olsun adı. Böyle bir ricası olmuş galiba. Gerçekten de çok yakışır. Çok sevimli bir minik yavru. Bir defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kutlayalım. Böylesine muhteşem bir hayvanat bahçesi, daha doğrusu bir doğal park inşa ettiği ve bunu Türkiye'nin her tarafından gelen, başta İzmirliler olmak üzere, vatandaşların ziyaretini açık tutan, hayvanlara özgürlük alanları sağlayan, eskiden biliyorsun demir parmaklıkların arasında, oda gibi yerlerde bu hayvancıklar ömürlerini geçirirlerdi. Daha doğrusu çile çekerlerdi. Halen var öyle. Pek çok hayvanat bahçesinde halen öyle. Böylece hayvanat bahçesi konseptinde bir devrim yaratan bu anlayışı da yürekten kutladığımızı ifade edelim. Ve minik yavrunun adının İzmir olması gerektiğini ve bu adın bu güzel file çok yakışacağını söyleyerek biz de kanaatimizi belirtelim. Evet, yani şimdi biraz önce bu akşam bizim arenada da, pardon, ana haber bülteninde de çok enteresan bir hayvanlarla ilgili bölüm var. Şimdi tabii soru işareti belirdi kafamda. Ya, dinleyicilerde de belirmiştir. Nasıl? Gerçekten hayvanlar mı yoksa böyle gerçekten insanlık dışı? Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan dev beyaz köpek balığı, ki en tehlikeli türüdür biliyorsun. Evet. Onları denizin dibinde besleyen bir Türk, cesur bir Türk. Evet. Biliyorsun Discovery Channel'ın bu konuda 4 kişiden oluşan bir ekibi vardı ve bunlardan birisinin kafasını köpek balıkları beslenirken yanlışlıkla uçurmuşlardı. Eyvah eyvah. Ya. Eyvah eyvah. Yani bu akşam bayağı merak ediyorsun değil mi? Kim bu cesur Türk? Ben merak ettim. Yani üstelik... Ayrıca çok da ünlü bir Türk. Allah Allah. Bizden... Ayrıca yaşının yaşından hiç beklenmeyecek bir performansı sergileyen bir Türk. Şimdi otur. Ya, merakla bekle Hakan akşam. O görüntülerle seyredeceksin. Bir de yanında bir arkadaşı var. O da dönüyor diyor ki kameraya, Mr. Dündar, o Amerikalı, Mr. Dündar, I invite you here diyor. Yani seni buraya davet ediyoruz diyor. Evet, gidersiniz. Gideriz. Evet, gideriz. Vallahi sevgili dinleyiciler, ben de sizin gibi vallahi akşam Star Ana Haber bültenini bekleyeceğim. Star Haber burnundan kıl aldırmıyor. Hani gideyim ya bu görüntülere bakayım desem torpil yok yani. Yani bu helikopterden gemiye atlamaktan çok daha tehlikeli bir serüven ama. Evet. Olsun, gideriz. Evet. Ben eminim gideceğiniz de. Yani. Çok merak ettin değil mi? Çok merak ediyorum şu an. İnanılmaz merak ediyorum. Zaten dalmadan önce elinden taahhütname alıyorlarmış. Kendi isteğimle dalıyorum. Yani başıma bir şey geldiği takdirde kimse ben, benim mirasçılarım, işte ailem falan sizden hiçbir şey talep etmeyecek, tazminat davası açmayacak falan gibi. Evet. Bence de çok sağlıklı bir şey yapmışlar. Siz gideceksiniz yani. Ama nasıl dev köpek balıkları? Yani köpek balığı değil ki, balina öyle gibi. Öyle bir şey değil, akvaryum değil bu dalınan yer. Evet. Bildiğim kadarıyla açık deniz. Evet. Şimdi merak ediyorum ben. Bakalım nelerle karşılaşacağız akşam Star Ana Haber bülteninde. Arena... onu hemen sorayım lafı geçmişken. Arena'da kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve bunun ardında yatan gerçeklerle birlikte alınması gereken, acilen alınması gereken önlemleri konuştuğumuz ve Batı'da bu uygulamanın nasıl yapıldığını anlattığımız, Ayşe Paşalı'nın, merhume eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen merhume Ayşe Paşalı'nın avukatı Elif Tatar'la kızı Burcu yayınımıza katılıyor. Ayşe Paşalı'nın kızı Burcu yayınımıza katılıyor. Ve hakikaten çok çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bu arada bazı insanların hayatlarının ne kadar zor devam ettiğini gösteren böyle kesitler de var. Mesela bir tanesini günlerdir unutamıyorum. Cuma günü çektik çünkü bunu biz. Ayşe Paşalı'nın kızı Burcu
Ankara Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyor. Yanılmıyorsam ikinci sınıfta. Ve bir bursla İspanya'ya gitmiş. Tabii babanın yaptığı bu vahşi saldırının arkasından Türkiye'ye gelecek. Çok büyük zorlanma yaşamış. Ekonomik sıkıntılar içinde çünkü. Diyor ki ben orada kursuma devam edebilmek için, bursum gereği olan eğitimi sürdürebilmek için bir saatlik yolu her gün yürümek durumundayım. Çünkü o yolu yürümemek, araçla gitmek için gereken 2 euro'm yok diyor. 2 euro vermemek için her gün bir saat kar, kış, yağmur, çamur demeden o yolu yürüyor. Bu bir bakıma azmi gösteriyor, eğitim aşkını gösteriyor ama bazı insanların bu süreci ne kadar zor yaşadıklarını anlatan o söyleşiden küçücük bir bölüm. Evet. Küçücük bir bölüm. Onun dışında o çocukların babanın şiddeti, uyguladığı şiddet nedeniyle maruz kaldığı akılları durduracak davranışlar falan hepsini de anlattı. Yani belli bir kesimde kadının durumu, kadınlarımızın durumu hakikaten yürek paralayıcı. Evet. Evet, bir yandan kadınlarımızın durumu dediğiniz gibi yürek paralayıcı ve ne kadar şikayet edilse de dikkate alınmadığı için bu yürek paralayıcı durumlar ortaya çıkıyor. Diğer taraftan çocuk tecavüzcüleri için çıkarılmış olan yarı hadım etme gibi bir şey galiba. Lokal, geçici bir hadımlıkla ilgili bir tasarı. Buna karşı çıkanlar, hatta daha beterini yapın diyenler de var. Bu konuyla ilgili size görüşünüzü sormayayım. Fakat Pakize Sudan... Ben adım etmenin bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Adım etmek yerine cezaların ağırlaştırılması... Caydırıcı olması. Ve bu cezaların gerçekten ceza olarak uygulanması gerekir. Ama o konuda büyük bir tereddüt var toplumda. Çünkü yani Hizbullahçıları da gördük. Sevgilisini testereli katil olarak anılan çocuğun parçalayarak yok ettiğini ve çok kısa bir süre içerisinde yasadaki boşluktan yararlanıp çıktığını da gördük. Kimleri gördük? Çocuk tecavüzcüleri, çocuğa tecavüz edip öldürdükten sonra çıkan, aftan yaralanıp çıkan ve yine çocuk bahçesine bekçi olarak verilen ve yine bir çocuğa tecavüz edip öldürenleri de gördük. Tabii daha çok şey göreceğiz. Daha çok bizi şaşırtan olay yaşayacağız. İşte en son örneklerini sen bir miktar sıraladın. Terör örgütü Hizbullah sanıklarına neredeyse kaç dercesine evet, bir salıverilme uygulaması yapıldı. Arkasından sırra kadem bastılar. Ama hayatını terörle mücadeleye adamış mesela emekli kor general Bölücübaşı Öcalan'ı yurt dışından getirmiş olan Engin Alan, o ekibin başında bulunan kahraman, adeta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kahramanlıkların nedeniyle efsaneleşen komutan Engin Alan'ın kendiliğinden gittiği duruşmada kapılar kapatılıyor ve hemen tutuklama kararı çıkabiliyor. Yani bir taraftan teknik takibin herkesi acaba ben de mi takip ediliyorum paranoyasına sürüklediği bir ülkede Hizbullah sanıkları ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyorlar. Duruşmaya kendiliğinden giden ve sürekli olarak da katılacağı yolunda irade sergileyen bir komutan tutuklanıp gönderilebiliyor. Türkiye burası. Evet, zaten konuyu özetleyen cümlede o oluyor. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu yakında bizi de alıp götürürlerse şaşmayın demiş. Katılıyoruz. Şaşırmayız yani, gayet olağan bir şey. Ve benim bana ilginç gelen mübareği gitmesi için söylenen şeyler, gittikten sonra söylenen şeyler, yani bence bir farklı bir durum var mı diye düşünmeden edemiyorum. Hakan'cığım, bu coğrafyada Amerika'nın onaylamadığı hiçbir senaryo hayata geçemez. Geçmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Hayata geçemez bu coğrafya. Çünkü
büyük enerji kaynaklarının bulunduğu coğrafyadır. Petrol vardır bu coğrafyada ve diğer doğalgaz rezervleri gibi enerji kaynaklarına açılan yollar da buradadır ve o kaynakların büyük çoğunluğu da yine bu coğrafyadadır. Dolayısıyla hayati önem taşıyan süper gücün gücünü devam ettirebilmesi için hayati önem taşıyan bu doğal enerji kaynaklarına oturabilmek için Amerika kendi senaryosunu yapmıştır ve bu senaryoyu bütün bu coğrafyanın ülkelerinde adım adım uygulamaktadır. Hı. Şimdi ne oldu? Mübarek gitti. Yerine kim geldi? Ordu. Asker geldi. Ne oldu yani? Devrim mi oldu, darbe mi oldu? Darbe oldu. Darbedir, evet. Hı. Şimdi bu askerin denetiminde, gözetiminde seçimlere gidilecek. O seçimden sen halkın iradesinin %100 sandıktan yansıyacağına inanıyor musun? Asla, çünkü bunun adı militarizm yani. Gayet tabii. Gayet tabii. Yani Tunus'ta ne olur bilemem. Ama Mısır çok önemli Amerika için ve İsrail için. Mısır'ı kendi kaderiyle baş başa bırakmazlar. Evet. Orada Amerika'nın da İsrail'in istediğinin dışında hiçbir yönetim egemen olamaz. Bunu böyle söyleyelim, altını çizelim. Zaman ne gösterecek, hep birlikte bekleyelim. Hele şimdi daha bir keyifli Amerika için Uğur Bey. Patlamış Mısır çünkü. Oh, bir de yanına kola. Bölünmüş, parçalanmış, kamplara ayrılmış. Yani bölge yönet taktiğinin uygulanabileceği bir Mısır. Bir Mısır. Evet. Bu arada Enerji Bakanı Taner Yıldız Kahramanmaraş'ta Heyelan bölgesine gidiyor ve bu Afşin Elbistan terkentlerine kömür sağlanan sahada yaşanan Heyelan'a ilişkin kayıp 9 kişiye bir an önce ulaşmak istiyoruz. Önceliğimiz budur diyor ve bölgede yeni bir Heyelan riski vardır diyor. Uğur Bey, şimdi bu oraya gidilmesi gereken zaman bu muydu? Bu incelemelerin yapılıp bölgede yeni bir heyelan riski var denmesinin zamanı bu muydu? Senin bu soruları bana sormana hayret ediyorum. Özür diliyorum. Biz ne diyoruz? Türkiye'de en ucuz şey nedir? İnsan hayatı, yani bakkalda hakikaten para... Son 10 günde bu patlamalarda ve önlem alınmış olması halinde hiçbirinin gerçekleşmemesi gereken bu felaketlerde kaç vatandaşımız yaşamını yitirdi, hatırlayabiliyor musun net olarak? Hayır, hatırlayamıyorum. Ya. Hatırlayamıyorum Uğur Bey. Ama orada zaten bu felaket geliyorum demişti. Daha birkaç gün öncesinde bir... Çok felaketler geliyorum demişti Erkan'cığım. Madenlerde yaşanan felaketler, maden ocaklarında, kömür ocaklarında yaşanan felaketler. Açık üretim yapılan bu Afşin Elbistan rezervlerindeki felaket. Ankara Ostim'deki patlamalar, evet. Ondan sonra Antalya'daki patlama, ondan sonra bir başka yerde daha patlama, adlarını bile, nerede olduğunu bile karıştırır hale geldik. Hı hı. Ve yekun çıkartmakta zorlanıyoruz. Kaç kişiydi acaba diyoruz. 30 civarında insanımızın öldüğü muhakkak. Şimdi 30 civarında insanın yok yere hayatını kaybettiği bir düzene, çağdaş, gelişmiş Batı toplumlarında rastlamak mümkün mü? Bir kişi pisi pisine gitse onun sorumluları o koltuklarda bir dakika bile oturamazlar. Demokrasi budur. İnsan yaşamına verilen değer, önem budur. Ben her zaman anlatıyorum. Yıllar önce bir kez daha izin verirsen anlatayım onu, çünkü çok önemli bir olaydır vaktimiz varsa eğer. Tabii. İngiltere'de sene 1970, ben televizyon habercilik kursundayım. Birmingham taraflarındayız ve editörüm dedi ki bana, haber editörüm, gel dedi, şuraya yakın yarım saat uzaklıkta bir kasaba var. 6 ay önce hayat kadını olarak bilinen bir kadın bir çiftliğin çitleri dibinde ölü bulunmuştu. Polis hala bu kadının katilini yakalayamadı. Gidelim bakalım bu polis şefiyle bir konuşalım, niçin yakalayamamış, bir sorgulayalım dedi. Biz atladık gittik. O zaman bilgisayar yok. Genç bir polis şefi bizim editörün soruları karşısında terliye terliye cevap veriyor. En sonunda isyan etti. Dedi ki bakın dedi, bu kadının dedi cesedi bulunduktan sonra otopsi yaptırdık. Karnından cips çıktı.
cipsin yağını analiz ettirdik. Evet. Ve bu cipsi hazırlayan lokantayı bulduk. Lokantanın sahibini böyle ayaküstü balık ve cips satan bir yer. Fish and chips. Fish and chips, takeaway dedikleri. Evet. Getirdik, morgda teşhis ettirdik. Adam hatırladı. Dedi ki, ya dün gece bunlar geldiler, işte bir yanında bıçkın kılıklı, kolları dövmeli, kızıl saçlı bir adam vardı, keçi sakallı. İkisi külahın içine fish and chips aldılar. Yani balık ve cips, patates kızartması. Ve ondan sonra şu istikamette gittiler. Tek görgü tanığı o, delil de o. Sonra ne yaptı biliyor musun? Dedektif bizi yan odaya aldı. Kocaman bir oda. O zaman dediğim gibi bilgisayar olmadığı için daktilo ile ifadeler alınıyor. Hı hı. Siyah klasörler tavana kadar yükselen oda tamamen o klasörlerle dop dolu. Evet. Tavana kadar yükselmiş. Göster dedi ki, o hayat kadınının katilini bulabilmek için 10.000 kişiyle tek tek görüştük. İfadeleri bu dosyalarda dedi. Dosyayı kapatmış değilim. Mutlaka bulacağız katili. Ama biraz zaman alacak dedi. Evet. Şimdi bir hayat kadınının yaşam hakkına verilen öneme bak. Duyulan saygıya bak. Bizde de yani güzel öldüler diye yapılan yorumlara bak. Bizde bir de yani bekar bir insanın evinde ölmüş 1,5 yaşında çocuğu olan bir kadına yazılan yazılara bak. Evet, maalesef böyle Uğur Bey yani. Yapacak. Bu arada güzel, sevindirici bir haber var. Size ben Yılmaz Özdil'in yazısından yola çıkıp İzmir'de doğan minik filimizle ilgili adresi verdiğimde İzmir adı %14'tü. Şimdi İzmir adı %20'ye yükseldi. Dinleyicilerimize şu çok teşekkür ederim. Evet. Yani ya biz... Ne kadar dinleniyoruz Hakan. Evet, ne kadar evet. Güzel bir şey ya. Evet evet, öyle dinleniyor. Yani bize kulak veren herkese sonsuz teşekkürler. Bizde evet. Sonsuz teşekkürler gerçekten. www.izmir.bel.tr evet, izmir.bel.tr'ye girdiğinizde orada zaten annesiyle birlikte fotoğrafı var, adını siz koyun yazıyor başlıkta, girip ismini seçerseniz seviniriz. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler sunuyorum. Sevgiyle kalın diyorum. İyi bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.